yarıldı, içine girdin sanki. Hiç bulamayacağım sandım kız seni. Güneş. Güneş mi? Ne güneşi be? Gece onun adı, gece. Adını mı değiştirdin kız? Yok. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor mu? Nasıl hatırlamıyor? Ya sen de hiçbir şey anlatmadın yolda yakışıklı. Sanırsın devlet sırrı. Ne oluyor ya burada? Ha? Kız gece. Ne oldu sana? Ha? Ne oldu sana? Hafızamı kaybettim. Hafızanı mı kaybettin? Nasıl ya? Bayağı. Siz ondan. Evet, ondan ulaşmak istedik kız. Gece. Hı? Ha. Gece. Böyle kapıda mı konuşacağız? İçeri almayacaksınız mı beni ha? Annesiyim diyorum ya size. Hadi çocuklar, odanıza geçin siz. Hadi. Tanışmadık. Ben Erdem bu arada. Nazan. Buyurun Nazan. Meslek neydi sizin? Memurum. Memur derken? Komiser Erdem Ersoy. Asayiş Şube. O. Ay. Herkes polis. Çok. Anlaşılan polisleri çok seviyorsunuz. Çok. Yani kanun adamı sevilmez mi ayol? Öyle değil mi? Aferin kız. Sağlam yere yerleşmişsin. Ben çalışıyorum burada. Ha bir de. Ne iş yapıyorsun? Çocuk bakıyorum. Sen? Ben? Yapamaz mıyım? Nasıl bileyim ki ben? Sensin işte. Ne bileyim ben. Daha önce çocuklarla pek bir şeysi olduğunu görmedim de... ondan şaşırdım biraz. Peki sizin mesleğiniz ne Nazan Hanım? Ben her işi yaparım. Yani bugüne kadar hep öyle oldu açıkçası. Yani mesela bir gün görmüşsün temizlik yapıyor. Sonra bir gün bir bakmışım ben bir markette paspas yapıyorum.
Hani artık tezgahtarlık mı dersin, kasiyerlik mi dersin? Hani, hani ne ararsan var aslında. Kısaca hizmet sektörü diyelim biz. Ay, annesinin bir tanesi. Kız, ben seni nasıl merak ettim, nasıl kahroldum bir bilsen var ya. O zaman niye kayıp ihbarında bulunmadınız? Kim, ben mi? Başkası var mı? Yani babası falan. Babası falan yok. Bir tek ben varım. Benden başka kimsesi yok. E iyi ya işte yani. O zaman kayıp ihbarında bulunmanız gerekiyordu değil mi? Yani bilemedim ben açıkçası. Bu böyle tepesi attı mı kaçıp gider. Bir sürede dönmezdi. Yani anca siniri geçer öyle dönerdi. Bu sefer böyle bir şey olmadığı için hani ben de ne yapacağımı bilemedim açıkçası. Sonra da hastanedeki ilanı gördünüz, fotoğrafları. Yok, ben görmedim. Mahallede bir tanıdık görmüş. O söyledi bana. Söyleyince de aradım hemen zaten. Benim kardeşim falan var mı? Yok. Vah garibim. Kız, sen hakikaten hiçbir şey hatırlamıyor musun ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gece. Ne oldu kız sana? Başına bir iş mi geldi? İntihara teşebbüs. Ne? Nasıl yani? Hakikaten mi? Gece. Kızım, iyi misin sen? Neden böyle bir şey yaptın? Biz de onu merak ediyoruz işte. Yani kızınız geçmişte ne yaşamış olabilir ki böyle bir şey teşebbüs etsin, değil mi? Ne bileyim ben. Vallahi bilmiyorum. Ya biz sen izin verir miydim? Kim biliyor? Yani kızınız hatırlamıyor maalesef. Siz bilmiyorsunuz. Başka kimsesi de yok diyorsunuz. Siz beni ayaküstü sorguya mı çekiyorsunuz ya? Yok, yok estağfurullah. Yani biz sadece yardım etmeye çalışıyoruz gece. Bu hatırladığınız bir erkek arkadaşı, bir sevgilisi, kafayı ona takmış birisi falan var mı? Bildiğim kadarıyla öyle bir şeysi yok. Bekar yani? Bekar. Yani anlatmak istediğiniz herhangi bir şüpheli durum yok, öyle mi? Hayırdır? Karakolda sorgu odasında mıyız? Ya ben buraya kızımı almaya geldim, kızımı. Gece, hadi kızım gidelim artık. Hadi, hadi ben hiçbir yere gitmiyorum. Nazan Hanım. Kız, sonsuza kadar burada misafir olarak mı kalacaksın? Ben burada çalışıyorum dedim ya sana. Kimsen yok diye iş vermişler sana kızım. Artık annem var, annem burada. Hadi yürü gidelim, hadi. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum ya? Ya ben seni tanımıyorum ki, hatırlamıyorum ben seni. Subhanallah, nasıl tanımıyorsun kız? Beni tanımıyorsun da bu adamları mı tanıyorsun sen? Nazan Hanım, hafızasını kaybettim. Annesi olsanız da siz onun için bir yabancısınız. Yabancı. Ne olacak şimdi böyle? Ne olacak? Zaman vereceğiz. Olmaz. Benim zamanım yok. Nasıl zamanınız yok, anlamadım. Ya özledim diyorum ben kızımı ya. Özledim, özledim. Ben onu burada bırakıp da hiçbir yere gitmem. Ben burada kalacağım. Öyle mi? İyi. Ben de kalacağım yanında o zaman. Gözümün önünden ayırmam artık seni ben. Burada mı? Sen nerede, ben orada. Olmaz. Gitseniz iyi olacak.
Yerini de öğrendiniz. Yani istediğiniz zaman gelirsiniz, iyi de olur. Vallahi kızımı burada bırakıp da şuradan şuraya gitmem Erdem Beyciğim. Sen bilesin.